gittim. Şimdi sen bu Özlem'le birlikte misin, değil misin? Birlikte değiliz amca. Sen hastanedeyken İlyas amcam bana otelden çıkmaya sağ koydu. Biz de bu süre zarfında biraz yakınlaştık amca. Vay arkadaş. Ulan kız arkadaşım oteldeyken Özlem'le nasıl yakınlaştın? Duygusal anlamda amca. Peki nasıl bir kız bu Özlem? Ha? Sırf adı Özlem diye yakınlaşmış olmayasın. Gördüğüm kadarıyla Meltem de güzel kız. Ha, mevzu ne mevzu? Meltem güzel kız. Hoş kız. Da bu Özlem'in saf, tertemiz bir insan oluşu beni çok etkiledi amca. Peki kimin nesi, kimin fesi? Hı? Sonra yarın bu da bilmem kimin kızı diye karşıma çıkma. Yok amca. Yoksul bir mahallede oturan, çilekeş bir annesi, serseri bir abisi olan, kendi halinde ekmeğinin peşinde bir kız. Serseri abi derken? Bak şimdi, İş konuşma dedin diye orayı çok açmayacaktım ama Özlem'i eve bırakırken abisiyle de tanışmış oldum. Eve bıraktın. Denk geldi diyelim. Peki diyelim. Şimdi bu abisi içeri girmiş çıkmış. En önemlisi de bu ara bize bu musallat olan hapçı tayfasıyla teması var. Ulan yine mi plan? Plan yok amca. Özlem'in bu işlerle alakası yok. Şimdi sokaklarda kulağımızın olması fena mı? O kısmı beni ilgilendirmiyor. Ben de artık saf, temiz, güzel şeyler duymak, hatta görmek istiyorum. Dön lan otele dön. Merak ettim şu kızı, bir göreceğim. Dön. Ha, amca. Ha? Bu durumu Meltem'e çaktırmayalım. Ha. Bana mı söylüyorsun? Ben bu işlerin kralıyım, kralı. Kralıydım. Daha doğrusu. Doğru zaman demekli olmuş. Racon işlerini İlyas'a, çapkınlık işlerini de sana bırakmışım. Hazır bu haldeyken Hızır Ali'yi de evlendirip dede olayım diyorum. La oğlum bu nedir benim elimde ya? Bu nedir ya? Bu ne?